Değerli dostlarım, Romalılar, yurttaşlarım. <laughs> Girişimi değiştirmek istedim. Değerli takipçilerim, ekonomide ard arda yanlışlar devam ediyor. Bugün de İsrail ile ticareti tamamen durdurdu. İsrail bu malları biz ana üreticisi olmadığımız için ara ürünlerden, istediği yerden temin edecektir. Önemli değil. Ya da yapacaksan en başta niye yapmadın? Yani yeniden Refah Partisi'nin Aldığı oyu engellemek için yapıyorsan ona da geç kaldın. Başka bir şey için yapıyorsan en başta niye yapmadın diye sorarlar adama. Birileri bastırınca mı bunu yapıyorsun? Yanlışlar devam ediyor. Esas yanlış. Aralık 2021'de bu gözlerinden ışık saç, e, saçan. <laughs> ilk söyleyeceğim de yanlışlıkla söyleyeceğim de doğruydu da saçan. E, bakanımızın e, ortaya attığı o gece yaşananlar. Ve hiç unutmayacağım hayatım boyunca bir ülkenin cumhurbaşkanının gülümseyerek e, panikten bir şeyler yapmaya çalışan vatandaşlarına işte dolar alan yanar gibi bir ders vermesi ardından verdiği dersten birilerinin o malı toplaması ve hemen akabinde doların gene aynı yere gelmesi. İnanılmaz bir şeydi. Ülke ekonomisine derin bir yara o akşam verildi. O akşam doları bıraksaydın dolar bir yerde... Halk kendiliğinden panikleyecekti. Senin panik etmene gerek yoktu. Yani oradaki en büyük laf neydi? Dolar 30 olacak değil mi? Dolar 25'te falan 26'da acaba diye temkinli olmaya başlayacaklardı ve duracaktı. Dolar 30, 30 olacak diye vurduk. Şimdi dolar kaç para? 33 lira. Yıl sonunda kaç bekliyorsun? 52 lira. E ne oldu? Bu kadar zaman ve parayı niye kaybettik? İhracatçılar iş yerlerini, fabrikalarını kapatıyor arkadaşlar. Bu ülkede kim ihracat yapar? Bakın, ee, siyasi bir konuşma değil benimki. Biliyorsunuz, AK ya da CHP'li değilim. Hiç de umurumda değil. E, hatta AK partili daha çok müşterim var. Ama önemli değil. Bu benim müşteri, emlakçı olarak da, vatandaş olarak çekiyorum ya. Bu, bu en son emlağa bağlayacağım bir emlakçı olarak çekiyorum. Sevgili dostlar. Piyasayla zıtlaşılmaz. Piyasanın aleyhine işler yapılamaz. Piyasanın baskılamak uzun süre sürdürülemez. Şu anda her şey baskılanıyor. Suni bir şekilde borsaya yönlendiriliyorsunuz. Bu borsa 3 ay yabancının, yabancı dediğin Katarlı çıktı. Yabancı falan girmiyor ki borsaya. Gene bir hayal aleminde yaşıyoruz. Ya şöyle bir durum var. Neresinden başlamalıyım? Olayı emlağa getireceğim de. İhracat. Bir ülkede e, ee, enflasyon niye azar biliyor musunuz? İhracat yapamazsın. Sürekli iki tane yol var. Ya ihracat yapacaksın ya borçlanacaksın. Döviz alabilmek için ülkene. Bu borçlanma yöntemi. Peki nereye kadar sürdürülebilir? Ve mevcut ihracatçıları küstürüp ülkeye döviz girişini turizmde sen dünya lideri ki turizm sana yetmiyor. Açık bir büyüyecek ve patlama daha büyük olacak. Yani yapacağın deval, devalüasyon, Ocak 2025'te dolar 90 lira olacak arkadaşlar. Hiç sevmediğim adamlar gibi konuşmaya başladım. O çıkıyorlar ya YouTube'da iki senedir olacak olacak diye diye. Bu da onlarla iddialaşıyor. Onların dediği olmasın diye yapmıyor ya. Ama olacak hakikaten. Bunu gören faizden yavaş yavaş eve yöneliyor. Yani ev almalar dipten bir laf vardır. Düşen bıçak tutulmaz. Ama düştüğü zaman da yerden alıp pastayı kesersin. İşte şimdi pastayı kesenler var. 20 milyona, 21 milyona köy sitesinde nefis bahçe dubleksler satılıyor. El altından ya da ilandan. Var 20 milyon lira. Bahçe dubleks tekrar ediyorum. Terasla arasındaki fark kaç para bunun? %15. Yani 18-18,5 teras. Kaçtan gidiyor biliyor musunuz? 16'dan teras veren var. Bedava. İstanbul'da Zekeriya Köy köy sitesi bedava kaldı. Bunun sebepleri var. İçeride üç tipler var. Bu siyah kalemin bıraktığı iki müdür. Bunlar kötü insanlar. Bunlar bu siteye büyük kötülük yapanlar. Hala kötülük yapmaya devam ediyorlar. Gerek sahte ilanlarıyla, gerek insanları manipüle etmeleriyle. Ha diyeceksin ki elimde hıyar var diyor bunlar. Al sana tuz diye koşanlar da var mı? Var. İçeride de böyle tipler var. Size şunu söyleyeyim. Bu insanlar Kanada'da, Fransa'da olsaydı buradan kimse yani selam vermeyerek dışlanırlardı. Bu insanlar arkadaşlar siyah kaleme bizim açtığımız davalarda Ogeday Söğüt e, siyah kalemin şahidi. Bunlar maaşlı siyah kalemin elemanı. Ben siyah kalemin personeli olsam öteki de Önder denen Önder Büyük Deniz denen diğer arkadaş da kişi de o da imalattan sorumlu müdürdü. Birisi satıştan sorumlu. Dolayısıyla bunlar bu işin birinci suçlusudur. Sitenin bu bozulan düzeninin eriyen ve iyi malzemelerin satın almanın her şeyin sorumlusu bunlardır. Siyah Kalem'in patronu tanıyan var mı? Siz burada ev alırken Siyah Kalem olarak kimi tanıdınız? Bu iki kişiyi tanıdınız değil mi? Bu iki kişi problemidir arkadaşlar. Siyah Kalem şirketinin patronu olsam bunlardan tazminat alırım. Ve bunlara verdiği burada bonus evlerde oturup resmi gayri resmi emlakçılık yapmak, hala manipüle etmek, yönetime akıl vermek, yönetim toplantısını basmak arkadaşlar Yanlış anlamayın da tüm bunlar yapılıyor ve birileri hala bunların etrafındaysa onlar da bunlarla işbirliği yapıyordur. Bak, o grubun buradan bir çıkarı vardır. Bunu göreceksiniz. Anlatılacak zaten bunlar. Vakti geldiğinde bunlar konuşulacak. O grup, var. O, o WhatsApp grupları, o arkalarından yazan hani güzel güzel yazılar yazanların kim ve ne olduklarını bilmiyorsunuz. Bilen çok kişi var da bilmiyorsunuz. 88 tane davada şahit ve yalancı şahittir. Benim davamda Ogeday Söğüt yalancı şahitlik yapmıştır. Yalancı şahitlik yeminine de namusum ve şerefim üzerine yemin ederim yazmaktadır. Buna rağmen gelmediği görmediği bir olayı olmuş gibi anlatmıştır. Yani yemin de yazanlar onda yoktur. Ben bunu söyledim çünkü. Kendisi de oradaydı. Dedikodu değil bu yani. İlk toplantıda mikrofonu aldım. Herkesin içinde. O da oradaydı. Söyledim. Öyle yani. Şimdi ee, ev almaya gelenler oluyor ve e, uyanık insanlar bunlar. Hissediyorlar yani faizlerin bir yerde patlayacağı ve bir gece ansızın doların deval edilmek zorunda kalacağının farkındalar. Dolayısıyla ev fiyatlarının burada ucuz kaldığını gören bir takım yatırımcılar bakın ikinci etapta hadi söylüyorum sanırım 20 milyon 500'e nefis bir bahçe dublek satıldı. Birinci etapta da satılmak üzere. Üçüncü etapta deniz gören bahçeliler e, çok iyi. Dip fiyat olarak onlar 23.5'a falan geldi. Onlar zaten villa almaya gerek yok. Süper evler. E, köy sitesini bu hale getirenlere, içeriden destek verenlerin kim olduğunu biraz şöyle dikkatli baktığınızda görebilirsiniz. Genel olarak da şunu söyleyeceğim. E, ülkede e, para basarak enflasyonu azdırıyorlar. Ve e, cebine böyle 30-40 bin lira koyan e, kiracı adayları da geliyorlar. İşte benim param var falan. Yani senin paran falan yok. Yanlış anlama. Burada kimseyi küçümsemiyorum. Cebindeki 40 bin lira para değil. Git iyi bir yerde 5 kişi yemek ye. Bak kaç para hesap yazıyorlar. Yani o 40 bin liralar bilinçaltımız eskide kaldı. Para bastıkları için 200-200 herkesin cebinde tomarla 200. bin liralık banknot bassa biraz dengeler düzelecek. Parada bir şey olacak. Ama basmıyor. Çünkü buradan geri dönebileceğini sanıyor. Ekonomi buradan geri dönmez. Ekonomi patlamıştır. Ülkeye giren, e, ülkenin sattığı hiçbir mal yoktur. E, sadece e, arazi işte aldım, e, rant elde ettim. Yok devlete faiz aldım. Böyle devletler, böyle ekonomiler büyümez ki. Patlarsın bir noktada. Patlayacaksın.